Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir TYT denemesi ile sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bundan sonra bir TYT denemesi daha atacağım. Ondan sonra AYT denemesi atacağım. Ondan sonra da 10 soruda sistemler 10 soruda biyoloji konularına devam edeceğim. Ve bu hafta içerisinde de arkadaşlar muhtemelen AYT kampından 2 tane video çekmiş olacağım. Hangi konuyu çekmemi istiyorsanız bakın hangi konuyu çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Konularda şunlar boşaltım sistemi olacak boşaltım sistemi endokrin sistem endokrin sistem e, duyu organları duyu organları ve sinir sistemi sinir sistemi hatta buna bir şey daha ekleyebilir miyiz? Solunum ekledik ve üreme arkadaşlar üreme sistemi hadi. Hadi o yorumu size bırakıyorum. Bu yorumlardan yani bu istediğiniz konulardan iki tanesini seçin arkadaşlar. İki tanesi gelecek hafta içerisinde tam anlamıyla güzel bir şekilde anlatılarak e, anlatılmış bir şekilde göreceksiniz tamam mı? E, yorumlara belirtirseniz çok çok memnun olurum. Bu sistemlerden hangisini istiyorsanız iki tanesi çekilecek. Şimdi gelelim biz AYT denememize. Bakalım ilk sorumuza. Demişiz ki bilimsel bir problemin çözümü sırasında yapılan bazı çalışmalar şunlar. İşte gözlemlerin yapılması, problemin belirlenmesi, bıt 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 buna göre demiş. Verilen çalışmalar sıralandığında en son yapılması gereken işlem hangisinde verilmiştir? diyor. Şimdi bak bilimsel bir problemle karşılaştığında birinci basamağımız neydi abicim? Gözlemlerin yapılması. Bak önce gözlemler yapılır tamam mı? Hatırla hatta nitel gözlem vardır, nicel gözlem vardır. Nicel gözlemin ortasında C harfi vardı. Bak ne demiştik? Cebir, cebir. Yani matematiksel bir ifade Tabii hepsinde değil bütün matematiksel ifadeleri almıyorsun ama ölçüm aletleri kullanılarak yapılan gözleme niçel Beş duyu organını gözleyerek yapan 5 duyu organı kullanılarak yapılan gözleme de nitel gözlem deniyor. Mesela çocuk uzun boylu çocuk 1.96 anladık mı? Ama bütün matematiksel ifadeler nicel olduğunu göstermez. Bak sakın düşme Örne örnek olarak da işte o da 26 adım. Abicim 26 adım adımın senin adımın da benim adımım değil anladın mı? O yüzden bir ölçüm aleti Olamaz. Ama dediğim gibi şöyle silelim şurayı. Önce gözlem yaparak işleme başlıyoruz. Tamam mı? Önce gözlemimizi yapıyoruz. Ondan sonra ikinci basamağımda gözlem yaptıktan sonra problemi açıkça ortaya koyduk. Bak ikinci basamak bu. Problemi belirle. Problemi açıkça ortaya koy. Üçüncüsü veri topla. Veri toplama diğer bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaları alıp incelemek. Tamam mı? Onlardan yardımcı oluyor. Yardım alıyorsun. Yani e, probleme ait olan gerçekler bütününe denir. Seni zaman kazandır sana tamam mı? Dördüncüsü güzel bir şekilde hipotezi kuruyorsun. Beşinci basamak bak. Hipotez değiştirilebilir. Hipotez kesin değildir. Hipotez yani direkt olarak çürütülebilir. Bak sakın unutmayın. İyi bir hipotez. Verilerin hepsini kapsayacak. Verilerle ters düşmeyecek. Denenebilir olur. Yeni gerçeklere açık olacak. Tamam mı abicim? Ve hipotezden sonra bu sefer hipoteze dayalı tahminde bulunuyorsun tamam mı? Tahmin cümlesi eğerle başlayıp iseyle devam edecek, dırla bitecek. iyi bir tahmin cümlesi. Tahmini yaptıktan sonra artık tahmini denemeye başlayacaksın. Acaba doğru mu değil mi? Yani kontrollü deneyler basamağına geçeceksin. Kontrollü deneyler eğer desteklemezse yaptığın deneyi dördüncü basamağa gelirsin. Hipotezi ortadan kaldırırsın. Bak çakal soru bu. Hipotez üzerinde hiçbir değişme yapamazsın. Hipotezi ortadan kaldırırsın. Sıfırdan yeni bir hipotez kurarsın. Tamam mı abicim? Eğer desteklerse artık yedinci basamak artık çıkarımda bulunursun. Bir de bunu raporlarsın. Bir de bunu yayınlarsın bilimsel dergilerde. Buna bağlı olarak da başka bilim adamları bunu inceleyerek onlara hem ilham kaynağı olmuş olur hem bir veri olmuş olur. Anladın mı? Çalışmalarına koyarlar. İşte bu basamaklara göre sınarılacağız. Ve en sonunu sormuş bize. Bir Gözlemleri yapacağım. Tamam çok güzel. Gözlemleri yaptıktan sonra güzel bir şekilde problemleri belirleyeceğim. Problemi belirledikten sonra hipotezi kuracağım. Sonra hipotezden sonra tahmini yapacağım. En sonunda kontrolü deneyi zaten sıralı bir şekilde vermişler abiciğim. Doğru cevap Edirne olarak karşımıza çıktı. Hadi bakalım ikinci soru kalıtım sorusu ama kolay bir kalıtım sorusu. Zorlama bir kalıtım sorusu değil. Burada direkt olarak yani size çaprazlama sormuş. Size çaprazlama sormuş. En fazla fenotip çeşidi diğerlerinden daha fazladır diye sormuş. Genler bağımsızmış. Gördüğün gibi bezelyelerde sarı tohum rengi büyük A, yeşil tohum rengi küçük a. Yani büyük A sarı, küçük a yeşil ve gördüğünüz gibi sarı yeşile baskın tohum şekli düzgün tohuma D demiş. Düzgün tohumlu, buruşuk tohumlu küçük t gördüğün gibi düzgün tohumlu buruşuk tohumluya baskın. Bana diyor ki bu çaprazlamalardan hangisinde daha fazla fenotip olur demiş. Daha fazla fenotip çeşidi olur demiş. Bakacağız abiciğim. Bak burada bir çeşit fenotip olur. Görüyor musun? Bak büyük A büyük A büyük D büyük D, büyük A büyük A büyük D büyük D. Yani büyük A büyük A büyük D büyük D büyük A büyük A büyük D büyük D buradan direkt olarak şey gameti çıkarabilirsin buradan gelecek gamet bu buradan gelecek gamet bu gördün mü? birer tane gamet geliyor çaprazladığım zaman büyük A büyük A büyük D büyük D yani sarı gördüğün gibi sarı renkli efendim söyleyeyim düzgün tohumu bir çeşit bir çeşit buradan geliyor buna bakalım abicim buna bakalım şöyle yapalım Büyük A, küçük A, büyük D, büyük D, büyük A, küçük A, büyük D, küçük D. Bak görüyor musun? Hop, bak buradan kaç çeşit geliyor. Bak gamet çıkarırsan direkt olarak gamet de çıkarabilirsin. Veya şu ikisini de çaprazını yapabilirsin. Gamet çıkararak yapalım. Bak buradaki gamete bak. Büyük A D gelebiliyor. Gördün mü? Veya küçük A D gelebiliyor. Gördün mü? İki çeşit gamet çıkıyor. Buradan büyük A D gelebiliyor. Büyük A D. Bak daha sonra büyük A küçük D gelebiliyor. Veya küçük A büyük D gelebiliyor. Veya Küçük a d gele geliyor. Görüyor musun abicim? Dört çeşit gamet çıkıyor. iki çeşit gamet de burada. Çaprazlıyorsun. Bak anladın mı? Bunları pinnat karesine koyuyorsun. Punnet karesine koyuyorsun. Ondan sonra çaprazını yapıyorsun. Ona göre gametleri buluyorsun. Zaten vermiş gametlerin sayısını gördün mü? Buradan baktığın zaman bak. Buradan bir çeşit. Buradan bir çeşit. Aynısı. Bir. Bak. Buradan iki çeşit geliyor. Buradan bir çeşit geliyor. Al iki çaptın iki geldi. Buradan gördüğün gibi bir çeşit geliyor. Buradan bir çeşit geliyor. Gördün mü? En fazla gamet bak birinden iki birinden dört çeşit gamet geliyor. Çaprazlayabilirsin abicim. Anladın mı? En büyük gördüğün gibi fenotip çeşitli sayısı en fazla B şıkkında karşımıza çıkmış oluyor. Gördüğünüz üzere. Tamam mı abicim? Geldik bir başka soruya. Geldik bir başka soruya. Şurayı silelim. Bir başka sorumuza geldik. Diyor ki al sana bir tane de organel sorusu. Protein sen demiş ki yukarıdaki verilen tüm özellikleri sahip hücresel yapı hepsini kapsasın abicim. Bak şimdi protein sentezi hızlı fazla olan hücrelerde sayıca fazladır demiş. Ne olabilir abicim bu ribozom olabilir değil mi bak var olanları bir sayı yazalım. Bu ribozom olabilir. Çekirdekçik olabilir. Çekirdekçik olabilir. Kromozom bütün hepsinde aynı oluyor değil mi? Zaten hepsinin çekirdeğinde, hepsinin bir tane çekirdeği vardır. Ve çekirdeğinde aynı sayıda kromozom vardır. Değişmez. Hücrelerimizde hangi hücremiz olursa olsun. Tabi al yuvarlar, olgun al yuvarlar hariç, çekirdeksizler hariç. Bütün hücrelerinizin içindeki, çekirdeğin içindeki kromozom aynı olmak zorundadır. Yani DNA'mız aynı. Sadece atıyorum gözde şurası okunurken kulakta bu bölge okunuyor protein sentezinde. Karaciğerde şu bölge okunarak ona göre protein sentezlenmiş oluyor. Ama hepsinde aynı çeşit kromozom vardır. Bir kere kromozomu direkt olarak sildim attım tamam mı? Protein sentezi hızlı fazla olan canlılarda golgenin sayısı da fazladır abicim. Peroksizom da illaki karaciğerde var olabilir. Geldik nükleoprotein yapıda olan. Bak şimdi nükleoprotein yapıda olanlar kimler? Nükleoprotein çok önemli bir cümle tamam mı? Sorularda gelir. Nükleoprotein demek. Demek, nükleik asit artı protein demek tamam mı nükleik asit artı protein mesela bak C şey, ribozoma bakıyorum ribozomal ribozom ribozomal RNA artı proteinden meydana geliyor bak gördün mü abici bu bir nükleo protein kromozom Kromozomun üzerinde de böyle DNA vardır. Etrafı gördüğün gibi proteindir. Bak bu da nükleoproteindir. Efendim söyleyeyim virüsler bir nükleoproteindir. Efendim söyleyeyim çekirdekçik bir nükleoproteindir. Bak sakın unutma. Çekirdekçik de bir nükleoproteindir. O yüzden golgeyi buradan eledim. Peroksizomu eledim. Artık iki tane şık arasında kaldık. Çekirdek içerisinde birden fazla bulunabilir. İşte benim beni doğru şıkka götürecek cevap bu. Bak ribozomun bulunduğu beş tane yer sorularda gelir arkadaşlar. Bak ribozomun bulunduğu beş tane yer sorularda gelir. Ribozomun bulunduğu 5 yeri mutlaka bil. Bir. Stoplazmada serbest halde. Bak ribozom stoplazmada serbest bulunur. İki, kloroplast denilen organelin içerisinde bulunabilir. Mitokondri denilen organelin içerisinde burası düz olacak. Mitokondrin içerisinde bulabilir. Aynı zamanda bak çekirdek zarının üzerinde bulunabilir. Çekirdeğin içinde değil. Tamam mı? Burası kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Beşincisi de abicim endoplazmik redikulumun üzerinde bulunuyor. Gördüğün gibi buna granüllü ER denir. Çekirdek içi dediği için hemen doğru cevaba gittim. Çekirdekçik dedim. Yani gördüğün gibi şey ribozom çekirdek zarının üzerinde bulunur. içinde değil. Çekirdeğin içerisinde çekirdekçik birden fazla bulunabiliyor. Tabi bu da protein sentezinin artış hızına göre değişmekte. Doğru cevabımız Edirne şıkkı olarak karşımıza çıktı. Çok kaliteli bir soru haberiniz olsun. Tamam mı? Güzel bir soru. Döker yani. Geldik bir tane de sınıflandırmadan aman ya Rabbim çok güzel bir soru. Sınıflandırmadan bir soru. Bak abicim buradaki soru şu. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında Saffet şut attı. Neydi bu? Alem. Bu neydi abicim? Şube. Bu sınıf, bu takım, bu familia, bu cins, bu da tür. Tamam mı? Böyle sıralamıştık. Ondan sonra demiştik ki hayvan, hayvanlar alemi. Alem olarak hayvanlar alemi. Bak, şube olduğu zaman hayvanlar alemini ve hayvan veya bitki diyorsun, tamam mı? Hayvanlar alemi dediğin zaman şube hemen değişiyor arkadaş. Memeli mi şey şube omurgalı mı yoksa omurgasız mı? Bak, şube dediği anda hemen omurgalı mı omurgasız mı bakarsın. Hadi omurgalı olsun. Hadi omurgalı olsun. Omurgalıysa abicim kuş mu? Memeli mi? Efendim söyleyeyim. Balık mı? Sürüngen mi? Anladık mı? Yani nedir bu? Amfibi mi? Bak gördün mü? Burada kafanıza girecek şey şu. Alt tarafta değişiklikler meydana gelir. Hep farklılıklar alt tarafta. Mesela bak. Mesela örnek. Burası gitti böyle gitti ya. Mesela iki tane memelinin, iki tane memelinin olan canlının ayı Atıyorum abicim bir tanesi mesela al balina olsun bir tanesi insan olsun. Bak ikisi de memeli bak bu iki memelinin bir şubeleri aynı olmak zorunda. Bak her ikisi de omurgalı olmak zorunda. İki, hepsi de hayvan olmak zorunda. Anladın mı? Yani iki tane canlının eğer familyası aynıysa yukarıya doğru her şey aynıdır abicim. Farklılık aşağıda meydana geliyor. Bak görüyor musun? Omurgalı dersen farklılıklar aşağıda meydana geliyor. İşte memeli dersen ot mu yiyor, et mi yiyor, ne yiyor, şunu mu yiyor? Bak farklılıklar aşağıda çıkıyor. Bak sakın unutmayın. O yüzden iki tane canlının cinsi aynıysa yukarıya doğru her şey aynıdır. İki tane canlının takımı aynıysa sınıfı şubesi alemi aynıdır. Yukarıya doğru her şey aynıdır. Burada verilen soru da bu. Diyor ki yukarıdaki şemada verilen A takımındaki yer alan iki canlının hangilerinin aynı olduğu kesindir. Bak iki canlının neye aynıymış? Takımı takımı. Yani fami, takımı bak burada. Bak takımı. Takımı aynıysa yukarıya doğru sınıfı, şubesi, alemi aynı olmak zorunda. Görüyor musun? Bak burası aynı olmak zorunda. Buralar farklı olabilir. O zaman iki tane canlının şu sınıfı aynı, şubesi aynı, alemi aynı olmak zorunda. 1, 2, 3. Gördün mü? Cins farklılık gösterebilir. Alt tarafta farklılık gösterebiliyor. Doğru cevap denizli. Abicim birçok soruda bunun üzerinde duruyorum. Bak gelme ihtimali yüksek. Tek çok güzel bir soru anladığınızı düşünüyorum artık. Gelelim bir başka sorumuza bakalım. Bu da son sorumuz arkadaşlar. Son soru herhalde saymadım soruları ama bakalım gene diyor ki hücrede dallanma gösteren bir dizi reaksiyon sayesinde enzimatik kontrolün sağlandığı ifade eden yukarıdaki şekle göre yani enzimler takım halinde çalışır diyor. Mesela bak burada bana söylenen şu. A maddesini B maddesine çalış çeviren E1. Yani E1 için A maddesi substrat. Görüyor musun? E1 enzimi bak şu enzim A maddesini alıyor. Bak A maddesini aldı buraya sonra parçaladı. Bak B maddesi bu mesela. Anladın mı? Bak Olay bunu gösteriyor. Tamam mı? Ve şunu sakın unutmayın. Bak E1, E2 veya şöyle söyleyeyim pardon. Şöyle daha iyi anlarsın şimdi. A maddesi, B maddesi, C maddesi, D maddesi diyor ya. Veya hadi D'yi sil. Şöyle C'ye kadar gel. Tamam mı abiciğim? Bak kısa olsun hemen anlatıp geçelim. Bak şurada e1 enzimi görevli. Burada E2 enzimi görevli. Gördüğünüz gibi her reaksiyondan bir enzim sorumlu. Her enzimi bir gen sorumludur. Sakın unutmayın. Enzimler genlerden meydana getiriliyor. Çünkü enzimlerin yapısı protein olduğu için genler meydana getiriyor. Enzimler takım halinde çalışıyor. Görüyorsun C maddesini meydana getirebilmek için A maddesinden hem bir e, M2 enzimi bir arada çalışıyor. Eğer ortamda fazla miktarda C maddesi birikirse bu C maddesi gelir. Bak C maddesi gelir. İlk enzimler enzimin ilk enzimin yani A'dan B'ye çevirecek olan enzimin aktif olan bölgesini kapatır. Bak burası enzimin aktif bölgesidir tamam mı? Şuna da substrat deniyor. Enzimin etki ettiği maddeye substrat deniyor gördüğünüz gibi. Geliyor burayı kapatarak reaksiyonun son bulmasını sağlar. Buna negatif feedback mekanizması denir. İşte bizim vücudumuz bu şekilde kontrol altında tutulur enzimler tamam mı? Onu söyledikten sonra soru çözümümüze bakalım. Demiş ki K son ürününün fazlalığı. Şimdi K son ürünü E Eyvallah. Hem K hem de M maddesinin sentezini durdurabilir. Eyvallah. Bak, eğer ki K son madde ya, eğer çok fazla olursa gelir ilk enzimi E1'i kapatırsa A'dan B oluşamaz. A'dan B oluşamayacağı için E1 çalışamayacağı için A'dan M de oluşamaz. Gördün mü? Yani A'dan M de oluşamıyor. Gerçekten do yani doğru oluyor. Gördüğünüz gibi bu reaksiyon son bulunursa B oluşamayacağı için ne M oluşabilir ne L ne C ne D ne K hiçbiri oluşamaz abicim. Hiçbiri oluşamaz. Mevzuyu anlamışındır. Eğer bu enzimi kapatırsan A yerinde sayar. A yerinde sayar hiçbiri meydana gelmez. Eyvallah doğrudur. Tamam mı? Bir doğru birli olanları atalım. Bana hangisi doğru olamaz demiş. Birli olanı attım. Bakalım şimdi ikiye bakalım. E3 enziminin sentezinden sorumlu gende. E3'den sorumlu gende. Şimdi e 3sünden sorumlu gende. Şurası gen 3 diyelim. Gen 3'te diyor ki meydana gelecek bir mutasyon e4 ve E6 enzimlerin çalışmasını doğrudan engeller. Bak eğer burada bir mutasyon olursa yani bu çalışmazsa abicim E4 ile E6'ya hiç sıkıntı olmaz ki. Yani e, neye sıkıntı olabilir? Buna sıkıntı olabilir. Anladın mı? Bu madde meydana gelmez. Bu, burası çalışmaz. Bu çalışmazdı. Yani buranın yok olması E4 ile E6'yı etkilemez ki. C maddesi ortamda olduğu sürece buradan bu gelebilir. O yüzden burası doğru olamaz. İki doğru olamaz. Bir kere ikisiz olanı da attım. Gördüğün gibi 2 3 kaldı veya 2 kaldı bakalım. M'nin M son ürünü demiş. E1 enziminin substratıdır. Bir daha söyleyelim. M demiş. E1'in substratıdır. Abicim bak şunu sakın unutmayın. M son fazla çok fazla olursa gelip E1 enziminin aktif bölgesini kapatabilir ama bunun substratı bu değildir ki bu kapatır. Negatif feedbackle kapatabilir, reaksiyonu durdurur. Bak bir şeyin substratı oraya girip parçalanır veya olur. Yani E1'in substratı A maddesidir, A maddesi. A maddesi E1'in yapısına katılır ve B'ye dönüşür. M buraya gelip başka bir şeye dönüşmüyor ki. M gelip burayı kapatıyor, reaksiyonun durmasını sağlıyor. Bu da yanlış, bu da doğru olamaz. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Evet geldik şimdi 6. sorumuzu çözmeye arkadaşlar. Son sorumuz bu. Hemen bakalım sorumuza. Canlı organizmaların tamamında aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Canlıların ortak özelliklerinden güzel bir soru. Bakalım hangileri ortakmış? Birincisi, birincisi. DNA ve RNA bulundurma. Şimdi arkadaşlar burada canlı dediği için virüsü almıyoruz tamam mı? Virüsler hani canlı cansız kavramı hala farklı özellikleri bulunduğu için virüse göre e, almıyoruz bunu. Çünkü virüslerde DNA ve RNA bir arada bulunmuyor. Ya DNA'sı bulunuyor ya RNA'sı bulunuyor onu almadık. DNA ve RNA bütün canlılarda bulunmak zorunda değil mi? Nükleik asitler öyle ya da böyle bütün canlılarda bulunmak zorunda birincisi bu tamam mı? Bir ortaktır. Geldik başka bakalım ne varmış? 2. Solunum yapma. Bak abicim bütün tüm canlılar oksijenli veya oksijensiz veya fermant yani mutlaka solunum yapmak zorunda. Fermantasyonu geç. onu solunum almıyor artık. Oksijenli veya oksijensiz olarak solunum yapmak zorunda. Ama kimisi oksijenli yapıyor, kimisi oksijensiz yapıyor ama hepsi solunum yapmak zorunda abiciğim. Hepsi solunum yapmak zorunda. İki de doğru. 1 ve 2'nin ol olduğu şık hangisi? Bak 4 saatten çıktı cevap. Hücreler arası organizasyona sahip olma. Abiciğim bazı canlılar tek hücreli ne hücreler arası? Tek hücreli. Bir tane hücresi var. O yüzden hücreler arası organizasyona sahip olmak gibi bir şey yok. Tek hücreli canlılar var. Tamam mı? Yağ sentezleme. Arkadaşlar bütün hepsi zaten hücre zarı e, nelerden meydana geliyordu? Hücre zarı hatırlayın. E, direkt olarak fosfolipit değil mi? Yani lipitten artı protein artı karbonhidrattan. Yani hepsi hücrenin zarı için bile yağ sentezlemek zorundadır. Bak sana doğru cevap geldi. 1, 2 ve 4 olarak karşımıza çıktı. Ama hücreler arası organizasyon bak hemen düşme bunu. Bazıları tek hücreli abicim tek hücreli ne organizasyonu yapacak tamam mı? O yüzden 3'ü sildik attık. Doğru cevap 1, 2, 4 yani Edirne olarak karşımıza çıktı. Valla orta üst bir TYT denemesiydi arkadaşlar. 6'da 6 yapanları tebrik ediyorum. Yani güzel bir net yapmışlar diye söylüyorum. Çünkü orta zorlukta bir sorulardı bunlar. Ve dediğim gibi ilk sorunun sonlarına doğru anlatmıştım. Dedim ki yani bir sonraki konu anlatımında AYT kampımızda boşaltım sistemi ee, sinir sistemi duyu organları endokrin sistem Başka ne dedik? Üreme sistemi. Bir şey daha yazmıştık. Bu 6 tanesinden hangi ikisini istiyorsanız bu hafta güzel bir şekilde çekimi yapılarak atılacak. Lütfen yorumlara hangi sistemi istediğini yazın. En fazla e, yorum gelen sistemi çekeceğim abicim. Hangisi gelirse çekeceğim haberiniz olsun. Siz belirleyeceksiniz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.